Merhaba, ben Selime Büyükgöze, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllülerinden biriyim. Mor Çatı 1990 yılında kurulmuş bir feminist örgüt. Ben de bugün hem Mor Çatı'nın nasıl kurulduğundan, şiddete karşı nasıl mücadele verdiğinden ve buradan da hareketle Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında konuşacağım. Mor Çatı'yı eminim ki pek çoğunuz haberdarsınız ne çalışmalar yaptığından ama bir kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Mor Çatı 1990 yılında kurulduğunda Türkiye'de feminist hareket 1987'de yani tam 3 yıl öncesinde çok önemli bir yürüyüş yapmıştı. Bu Türkiye'de kadına yönelik şiddete dair kamusal alanda yapılmış ilk eylemdi. Dayağa karşı yürüyüş. 1987 Mayıs ayında Yoğurtçu Parkı'nda bir grup feministin örgütlediği fakat daha sonra yüzlerce kadının katıldığı ve böylelikle kamusal alanda ilk defa şiddet hakkında konuştukları bir eylemdi. Bu çok kısa bir süre sonra bir kampanyaya döndü. Dayağa karşı dayanışma kampanyası. Ve ardından da bir örgütün sabit olarak olması ve burada kadınlarla birebir dayanışma kurma ihtiyacıyla Mor Çatı kuruldu. Mor Çatı kendisini bir feminist örgüt olarak tanımlıyor ve temel olarak erkek şiddetine karşı kadınlarla dayanışma kurmayı hedefliyor. Ve burada bunu gerçekleştirebilmek için de öncelikle bir dayanışma merkezi var. Burada şiddete maruz kalan her kadın buraya ulaşabiliyor ve maruz kaldığı şiddete karşı bir dayanışma ilişkisi kuruluyor Mor Çatı'da. Bunun yanı sıra Türkiye'deki tek bağımsız kadın sığınağı Mor Çatı tarafından yürütülüyor ve bu aynı zamanda yıllara yayılan da bir deneyim olduğu için bizim Türkiye'de kadına yönelik şiddetin nasıl algılanıldığından bugün nasıl bir durum olduğuna kadar bir resmi görmemize de olanak tanıyan bir deneyim aynı zamanda. Burada 1987'den başlangıcı almak özellikle o günlerde ilk defa şiddet kadar yaygın bir olgunun ilk defa kamusal alanda konuşulmasının aslında o kadar da geçmişte olmadığını hatırlamak açısından önemli. Bugün biz şiddeti çok yaygın bir olgu olarak Türkiye'de ve dünyada çok temel toplumsal sorunlardan biri olarak ele alıyoruz. Fakat bu bugün ortaya çıkmış bir durum değil. Hatta bir yandan bütün bu olumsuz tablo karşısında aslında bir kazanımlar tarihi de görüyoruz. Çünkü bir zamanlar henüz ağza alınmayan, kadınların ne yaşadığını adlandırmaktan dahi imtina ettikleri, bırakın paylaşmak ya da buna karşı mücadele etmek şöyle dursun. Bugünlerden artık bugün daha ana akım siyasette bile şiddetin ana bir gündem olarak konuşulduğu, şiddete karşı mücadele etmenin bir zorunluluk hale geldiği, hatta en aslında kadın düşmanı, en daha cinsiyet karşıtı tutumların bile çok açık bir şekilde şiddeti teşvik edecek söylemlerde bulunmaktan çekindiği bir zamana geldik ve bunun kendisi de bu mücadele sayesinde kazanılmış mücadelemizin sonuçlarından bir tanesi. Burada biraz aslında birkaç adım geriye gelerek kadına yönelik şiddetin ne olduğunu biraz hatırlamakta fayda var. Çünkü bu kadar yaygın konuşulan bir olgu olduğunda kimi zaman ne olduğu, neyden kaynaklandığı ve nasıl etkilediği bu yaygın konuşma içerisinde kaybolabiliyor. Ben tabii ki bunlardan bahsederken hem Mor Çatı'nın hem de Mor Çatı'nın parçası olduğu feminist hareketin nasıl tanımlar yaptığı ve nasıl yaklaştığı üzerinden ele alıyorum. Kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından bir tanesi. Biz öncelikle bunun kaynağını işaret etmenin, mücadelenin en temel unsuru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü diğer türlü yaklaştığımızda, yani bunun bir cinsiyet eşitsizliği sorunu olduğunun altını çizmediğimizde, bu defa daha kişilerin bir takım psikolojik sorunlarıyla ilişkilendirildiği ya da başka türlü yoksulluk gibi bir takım toplumsal sorunlarla ilişkilendirildiği ve bu nedenle de aslında bir türlü neden oluştuğunun algılanamadığı ve
buna bağlı olarak da çözüm için ya da destek için adım atılamadığı bir sarmalın içerisine düşüyoruz. Ama şiddet cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanır ve erkekler kadınlara hakları gördüğü için şiddet uygularlar. Onları kontrol etmek için, cezalandırmak için, baskı altında tutmak için şiddet uygularlar. Bunu da farklı biçimlerde yaparlar. Aslında bunun hani artık biraz daha bunun her kadının yaşayabildiği, her erkek tarafından uygulanabildiği, sınıfla ya da eğitim seviyesiyle ilişkili olmadığı bugün neyse ki biraz daha bildiğimiz yaygın bir gerçek. Fakat yine de şunu hatırlamakta fayda var. Bütün bunlar çoğunlukla şiddetin nasıl uygulandığının etkiliyor. Şiddet uygulayıp uygulamamaktan ziyade. Yani şiddet biraz önce de söylediğim gibi kontrol etme, cezalandırma, baskı altında tutma amaçlarıyla uygulanır. Fakat bunun biçimleri hem işte fiziksel, cinsel ya da psikolojik, ekonomik, dijital gibi biçimleri olabildiği gibi bunların içinde de nasıl uygulandığı birbirinden farklılaşabilir. Ve bu da tekrar bize şunu da hatırlatan önemli bir bilgi. Şiddet seçilmiş bir davranıştır. Şiddet uygulayanlar şiddet uygulama düşüncesine sahip olur öncelikle. O kişiye şiddet uygulayabileceklerini bilirler, bundan emindirler ve daha sonra bunu eyleme dönüştürürler. Bu da bize şunu tekrar hatırlatıyor, bir anlık öfke olmadığını ve şiddet uygulayan kişilerin şiddet uygulamanın yanı sıra kime şiddet uygulayacaklarını da seçtiklerini gösteriyor. Bunun altını çizmek bugün önemli çünkü gittikçe şiddetin psikolojikleştirilmesi riskiyle karşı karşıyayız. Bu bir yandan bir toplumsal olarak belki inanmak istediğimiz de bir gerekçe. Çünkü şiddetin psikolojik bir sorun olmadığı ve bilerek ve seçerek şiddet uygulayanların şiddet uygulandığını kabul etmek demek aslında gündelik hayatımızı sürdürdüğümüz yanımızda, yöremizdeki insanların bunu bilerek yaptığıyla yüzleşmek de anlamına geliyor. Kimi zaman bir kaçış için, kimi zamansa bu eşitsizlikten kaynaklandığını görmezden gelmek için psikolojikleştirme riskine sıklıkla düşülebiliyor. Fakat bir psikolojik sorundan kaynaklansaydı bu kişiler bu psikolojik sorunlarını başka kişilere de şiddet uygulayarak sürdürürlerdi ve toplumumuz işlemez bir hale dönüşürdü. Fakat biz toplumsal iş bölümümüzü nasıl sürdürebiliyorsak bu bize tekrar şunu hatırlatmalı. Demek ki bu toplum psikolojik sorunları olan insanlardan oluşmuyor. Fakat şiddet uygulamayı tercih eden ve gidip bunu kadınlara şiddet uygulayan erkeklerden oluşuyor. Bu nedenle bunun tekrar tekrar altını çizmek çok önemli. Çünkü bu aynı zamanda bize şiddetin seçilen bir davranış olduğunu kabul etmek şunu bilgiyi de getirecek. Şiddeti ancak ve ancak şiddet uygulayan durdurabilir. Bu çok kapsamlı bir ele alınması gereken bir mesele. Çünkü bir başka sıklıkla karşılaştığımız sorunlu yaklaşım şiddet uygulayanı onun belki öfke kontrolü ile ya da başka telkinlerle şiddet uygulamayı sonlandırabileceği yönünde bir takım çözümler önerilebiliyor kimi zaman. Fakat bunlar o kişinin bilerek, isteyerek bir zihnindeki düşünceyi, inancını gerçekleştirdiğini yok sayan yaklaşımlar. Bir diğeri de kadınlar bir şiddetin de bir sonucu olarak çoğunlukla bir suçluluk hissedebiliyorlar. Şiddete neden olduklarını düşünebiliyorlar. Ya da biz genellikle mor çatı deneyiminde de gördüğümüz yaygın bir olgu. Kadınlar zaten şiddet gördükleri erkekler, sevdikleri, hayatlarını almaya karar verdikleri, birlikte bir yaşam kurdukları ya da bir aile ferdi olduğu için, örneğin sıkılıkla kocaları olduğu için, sevgilileri olduğu için, babaları olduğu için şiddet bitsin istiyorlar. O kişiler hayatlarından yok olsun istemiyorlar. Bu nedenle de son raddeye gelene kadar şiddeti durdurmak için çok çaba harcıyorlar. Kimi zaman hayatlarını kısıtlıyorlar, kendi yaşamlarını küçültüyorlar,
korku hissediyorlar içlerinde ve o korku bir savunma mekanizması yaratıyor ve bu da mesela kimi zaman kendi yapmak istediklerini yapmamak, söylemek istediklerini söylememek, istedikleri bir işle çalışmamak, görmek istedikleri insanları görmemek, yani bütün yaşamlarını küçültmek ve şiddet uygulayanın taleplerine göre daraltmak gibi sonuçlara neden olurken bir yandan da şiddeti durdurmuyor. Çünkü demin de söylediğim gibi şiddet ancak şiddet uygulayanın durdurabileceği. Çünkü karar vererek gerçekleştirdiği bir eylem. Biraz şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerinden de bahsetmiş oldum. Şiddetin kadınlar üzerinde bir sürü etkisi var. Biz kadınlar her birimiz aslında yaşamımız boyunca kimi zaman yakınımız erkeklerden, kimi zaman hatta sokakta tanımadığımız erkeklerden, iş yerimizde, okulda, farklı alanlarda şiddete maruz kalıyoruz. Ve tabii ki bunların dozları birbirinden farklı. Özellikle yakın ilişki olduğunda çok daha sistematik bir biçimde de maruz kalıyoruz bu şiddete. Burada şiddetin biraz önce söylediğim gibi en önemli etkilerinden bir tanesi yaşamlarımızı küçültmesi. Bu örneğin sokağa, belli bir sokağa girmekten ürkmek de olabilir, belli saatte dışarı çıkmamak da olabilir, belli iş alanlarında çalışmamak da olabilir. Ama bazen yalnızca kendi istediğimiz bir hayatı yaşamaktan, hatta kendi hayatımıza dair herhangi bir kararı vermekten, mahremiyetimizi korumaktan, kendi sınırları ifade etme özgürlüğüne sahip olmaktan ya da hatta o kadar içselleşebilir ki bunlar hayatta bir gün bile ben bu yaşamda ne yapmak istiyorum diye düşünmekten dahi alıkoyabilir. Bunun dışında tabii ki üzerimizde çeşitli hastalıklar gibi bunlar hem fiziksel olabilir hem de ruhsal olabilir sonuçlar doğurabildiği gibi bir yandan da bugün başka türlü yaygın sorunlar olarak da konuştuğumuz mesela çok erken yaşta evlilikler gibi ya da çok erken yaşta çocuk yani gebe kalmak gibi henüz kendi bedenini, kendi yaşamını tanımadan tekrar böyle ardıl bir şekilde şiddet içeren zaten ilişkilere girmek gibi pek çok sonucu da beraberinde getirebiliyor. Buna tam da zaten bu cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkisine bakmak zaten Türkiye'deki hani Türkiye örneğinden konuştuğumuz için Türkiye'deki başka türlü verilere baktığımızda da karşımıza çıkar. Örneğin Türkiye'de biz kadınların istihdama katılımını %30 olarak görüyoruz. Şimdi bu yalnızca bir istihdam sorunu değil, bu bir eşitlik sorunu ve eşitlik ve şiddet arasındaki ilişkiyi tekrar hatırlamak, bunların birbirlerine nasıl neden olduğunu da görmek açısından önemli. Hem şiddetin bir sonucu kadınların kamusal yaşama eşit bir şekilde katılamaması hem de kadınlar da kamusal yaşama eşit biçimde katılamadığı için de şiddeti körüklendiğini ve bunun bir döngü olduğunu hatırlamak önemli. Bu nedenle şiddetle mücadele yaşamın her alanında bu ayrımcılığı fark etmek ve bu ayrımcılığı gidermek, eşitsizliği gidermek için politika üretmek demek ama aynı zamanda kendi yaşamlarımıza da bakmak demek. Buradan Mor Çatı'da biz buna karşı ne yaptığımıza gelecek olursam, Mor Çatı'ya kadınlar ulaştığında tam da bu soruların aslında ardından gidiyoruz biz de. Kadınların bir defa ne yaşadığına bakmak, onların ne anlattıklarına bakmak ve ardından onlara haklarını söylemek ve bunun ardından da kadınlara hayatlarından ne yapmak istediklerini sormak. Bu çok önemli, hem basit görünen hem de çok önemli bir soru. Çünkü genellikle kadınlara kimse bu soruları sormuyor. Ya da söylediklerinde kimse dinlemiyor ya da onları desteklemiyor. Onlar adına karar vermek, onlar için en iyisinin ne olduğunu düşünmek zaten yaşamları boyunca karşılaştıkları eşitsizliği sürdürmek anlamına geliyor. Kadınların benlik algısına tekrar zarar vermek anlamına geliyor. Onları güçsüzleştirip mağdurlaştırmak anlamına geliyor.
Halbuki tersine bunu tekrar aslında kendi güçlerini hatırlatmak, kendi yaşamları için adım atabileceklerini hatırlatmak ve bunun yollarına işaret etmek ve kendi yapmak istediği, yürümek istediği yolda da onlara destek sunmak. Ve bizim en temel olarak yapmaya çalıştığımız, kurmaya çalıştığımız feminist dayanışmanın temellerini bunlar oluşturuyor. Ve bu yolda hem Türkiye'deki şiddetle mücadele mekanizmalarında kullanabilecekleri haklarını işaret ediyoruz. Çeşitli kamu kurumlarından alabilecekleri destekleri işaret ediyoruz. Ya da farklı kurumlardan alabilecekleri destekler varsa bunlarla buluşturmaya gayret ediyoruz. Eğer ki bir ihtiyacı varsa, hukuki ya da bir ruhsal destek ihtiyacı varsa, ki her kadının ruhsal destek ihtiyacı ya da hukuki destek ihtiyacı illa olmuyor. Olması durumunda bunlarla buluşturmak ve bir sığınakta kalmak gibi bir ihtiyacı varsa bununla buluşturmayı önceliklendiriyoruz. Burada bir başka önemli yaygın, daha doğrusu kadının tersine her kadın şiddete uğradığı için sığınağa ihtiyaç duymuyor. Çünkü Türkiye'de bir 6284 sayılı kanun şiddet uygulayanı evden uzaklaştırmaya imkan tanıyan bir kanun. Ama bunun yanı sıra bu aynı haneyi paylaşmadığı durumlarda da illaki sığınak değildir ihtiyaç. Farklı kadınların yararlanabileceği mekanizmalar ya da kendi yaşamında atabileceği adımlar var. Burada çok önemli olan kısım kadınların biricik olduğunu, yani şiddet yaşadıklarının biricik olduğunu, kendi yaşadıklarının uzmanının kendileri olduğunu kabul etmek ve kadınlara böyle yaklaşmak, farklılıklarını görmek ve onları anlayarak, kendi yaşamlarıyla ilgili ne yapmak istediklerini de görerek onları desteklemek. Çünkü kadınlar için mesela şiddete maruz kaldığı için kesin travma geçirdiği ya da kesin çok mağdurlaştığı, genellikle bir mağdur perspektifiyle de bakılıyor kadınlara. Ya da şiddete maruz kalmanın illaki bazı desteklere kavuşmak anlamına gelebileceği gibi bir takım önyargılar mevcut. Fakat her birimiz çok çeşitliyiz. Yani tam da her kadın yaşam boyunca şiddete maruz kalıyor demek, aynı zamanda birbirine hiç benzemeyen, çok çeşitli. Bunu sadece karakter ya da ruhsal durum anlamında da söylemiyorum. Hem ekonomik koşullarımız, kültürel sermayemiz birbirinden çok farklı ve bu farklılıklar içerisinde biz ortak bir deneyim yaşıyoruz. Fakat bunun etkileri ya da bizim baş etme yöntemimiz ya da elimizin altındaki kaynaklar birbirinden farklı olabiliyor. Burada biraz Türkiye'de tabii ki şiddetle mücadelede kadınlar nelerle karşılaşıyorlar diye de bakmak lazım. Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele için bir kanun var. 6284 sayılı kanun. Bu kanun Türkiye'de feministlerin mücadelesiyle yazılmış bir kanun. Öncesinde 4320 isimli bir başka, yine feministlerin mücadelesiyle 97 yılında yürürlüğe girmiş bir kanun vardı. Fakat çok yetersiz kaldığı noktalar vardı. Şiddete bütüncül yaklaşmıyordu. Şiddet uygulayanın farklı kişiler olabileceği gerçeğini göz ardı ediyordu ya da öngördüğü tedbirler çok yetersizdi. 2012 yılında feministlerin de zaten pek çok maddesine doğrudan müdahale ederek yazılmasını sağladığı ve İstanbul Sözleşmesi ile de, 2011 yılında Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi ile de uyumlu olarak yazılmış olan 6284 sayılı kanun var. Bu kanun tedbir düzenleyen bir kanun. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü sıklıkla 6284'e karşı yürütülen bir takım karalama kampanyaları, dezenformasyon kampanyaları olabiliyor. Bunlarda sanki bir yargısız infaz yasası gibi sunulabiliyor 6284. Fakat bu bir ceza kanunu değil, tedbir düzenler. Tedbirde bir şey, neye karşı tedbir alabiliriz? Olma ihtimali olan bir şeye karşı tedbir alınır. Yani bu da şu anlama geliyor. Yalnızca şiddete uğramanız gerekmiyor. Zaten kadınlar biliyorlar şiddete uğrama risklerini. Bu nedenle şiddete uğrama riski de dahil olmak üzere kadınların şiddet uygulayana karşı herhangi bir delil göstermeden yararlanabileceği tedbirleri içeriyor. Bunların arasında uzaklaştırma tedbiri var. Yani kadınlara belli bir
mesafeden yaklaşamamayı ya da onlara iletişim kanallarını kullanarak ulaşamamayı düzenleyen tedbirler var. Evden keza ortak bir yaşam alanı varsa oradan şiddet uygulayanın uzaklaşmasını da sağlayan bir tedbir bu. Gizlilik tedbiri var. Bu doğrudan şiddet uygulayana alınabildiği gibi hasımsız, yani doğrudan bir kişiye karşı olmayıp alınabilen de bir tedbir. Bu da işte mesela sağlıktır, eğitimdir, nüfus gibi bilgilerinizin gizlenmesi ve sizden başka kimsenin görememesi, sistemde tamamen gizlenmesi anlamına geliyor. Varsa çocuklarınız için de aldırabiliyorsunuz onların da şiddete uğrama riski ya da çocuklarınız vesilesiyle size şiddet uygulanması riski varsa. Ve başka tedbirlerde olmakla birlikte bir başka kadınların sıklıkla kullandığı tedbir ise içinde yine bulunan sığınak tedbiri. Şimdi bu tam da feministlerin müdahalesiyle aslında kağıt üzerinde çeşitli eksiklikleri olmasına rağmen kadınların şiddetten uzaklaşabilmesi için çok önemli bir kanun. Fakat uygulanmasında çok ciddi sorunlarda yaşadığımız bir kanun. Bunu uygulanmasındaki sorunların en temel nedenine bakacak olursak yine hani şiddetin kökenine geliyoruz. Cinsiyet eşitsizliği. Bir defa kanun cinsiyet eşitsizliğini tanıyan bir kanun değil. Fakat tanısaydı bile biz Türkiye'de yasalar ve onların uygulanması arasında gittikçe büyüyen bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bu şiddet özelinde, kadınlarla ilgili konular özelinde baktığımızda bunun iki tane nedeni var. Bir, çok böyle büyüyen bir kadın düşmanı diyebileceğimiz, cinsel eşitsizliğini zaten yok sayan, hatta kadınlar ve erkeklerin eşit olmadığını düşünen, daha görece yeni, hani yıllar içerisinde bunların ifadeleri de değişti. Eskiden mesela toplumsal cinsiyetten bahsediliyordu ama kadınlar ve erkeklerin eşit olmadığı iddia ediliyordu. Artık toplumsal cinsiyetin de neredeyse bir tabu, bir kelime haline geldiğini görüyoruz. Her türlü böyle eylem planlarından, yasal metinlerinden çıkarılmış bir kavram haline dönüştü. Şimdi bunu şöyle anlamak lazım. Neden bu kadar bir karşıtlık var? Çünkü toplumsal cinsiyetten bahsetmemek demek ya da kadınlarla erkekler eşit değildir, farklıdır gibi bir argümanla geldiğinizde siz toplumsal cinsiyet rollerini doğallaştırmış oluyorsunuz. Doğallaştırmak yoluyla da yeniden üretmiş ve mevcut eşitsizliği derinleştirerek ayrımcılığın devam etmesini sağlamış oluyorsunuz. Ve bu ayrımcılıktan da tabii ki yara faydalananlar var. Sonuçta biz çok geniş bir şekilde düşünmemiz gereken bir konu cinsiyet eşitsizliği. Örneğin biraz önce istihdamda kadınların istihdama katılımının %30 olduğunu söyledim. Bu ne anlama geliyor tersinden düşünecek olursak? En basitinden hani bir kapitalist ekonomide rekabet üzerinden düşünelim. Bir iş yerinde çalışabilmeyi, bir pozisyona aday olabilmeyi. Bu %70 erkek çalışanın çok önemli bir kısmının becerilerinden değil, sadece erkek olduğu için orada çalışma avantajına sahip olduğu anlamına gelir. Ya da gelir eşitsizliğine baktığımızda ya da bir siyasi temsile de baktığımızda, belediye başkanları ya da milletvekili sayılarına baktığımızda yine kişilerin kendi yönetim becerilerinden, siyaset becerilerinden doğru değil. Yalnızca erkek oldukları için çok önemli bir kısmının o koltuklarda, o karar verici pozisyonlarda olabildiği anlamına gelir. Bu nedenle bu eşitsizlik söylemini devam ettirmenin çok somut yaşamımızda sağladığı bir avantajlar var ve bunları da görmek ve adını koymak önemli. Şimdi Türkiye'de bunun sürdürmenin yanı sıra Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair bir siyasi irade söz konusu değil. Çünkü siyasi irade göstermek, dört bir koldan bu konuyu ele almak, iyi bir mekanizma kurmak ve bunun işlemediği yerlere doğrudan müdahil olmak demek. Çok ciddi bir şekilde ele almak ve eylem planları oluşturmak ve onları uygulamak işlevli mi diye bakmak ve her defasında geliştirmek için çok daha iyi bir yöntem kurmaya çalışmak anlamına geliyor. Fakat Türkiye'de bu yasanın uygulanmasına dair sorunlara birkaç örnek verecek olursam, mesela ben diyelim ki
şiddete maruz kaldım ve 6.184'ü duydum. Karakola gittim. Ama çok da böyle belki ya hakim değilim tam olarak bütün alabileceğim tedbirlere dair. Ya da sadece duydum ve hiçbir fikrim yok. Hatta belki hiç duymadım böyle bir hakkım olduğunu. Gittim karakola. Dedim ki ben böyle böyle bir şiddete maruz kalıyorum ve sığınağa gitmek istiyorum dedim. Çünkü belki sadece bunu duydum, sığınağa gidebilirim diye. Şöyle durumlarla karşılaşmam olası. Bir defa saatlerce bekletilirim orada. Başka yani benim yaşadıklarımın bir kişinin şiddet konusunda farkındalığı olan bir kişinin duyması ve başka nasıl desteklere ihtiyacım olabileceği konusunda bir yönlendirme yapması o karakolda mümkün olmayacak. Bu bir aile içi şiddet bürosu olsa bile ve beni hiçbir yere yönlendirmeyecekler alabileceğim destekler konusunda. Bazı örneklerde hatta bana diyecekler ki hani sığınaklar çok kalabalık. Bence sen gitme, evine dön diyecekler. Bazısı diyecek ki olur böyle aile içi meseleler bunlar. Bu kadarcık ufak bir şey için buralara gelmene değmez diyecek. Bazısı diyecek ki bak şikayetçi olursan daha da sinirlenir. O yüzden hani sen hani bu işi başka türlü hallet diyecek. Bu aslında hani örnekler çoğaltılabilir. Burada kimi zaman yanlış bilgi verdiğini görevlilerin, kimi zaman doğrudan kadınları başvurmaktan caydırmaya yönelik, kimi zaman tamamen baştan savmaya yönelik çeşitli yanıtlar verebildiklerini, en görevini yapmaya çalışan iyi niyetli birisinin bile çoğu zaman çok eksik bilgi verdiği bir sistemle karşı karşıyayız. Bu yalnızca kolluk kuvvetlerine özgü bir sorun değil. Başka örneğin şiddete önleme izleme merkezlerine kadınlar başvurduğunda, Alo 183'ü aradığında farklı farklı bunun gibi kösteklerle karşılaşabiliyorlar. Burada aslında genellikle böyle sanki kadınlar yaşamlarını şiddet içerisinde devam ettiriyor ve bir yol aramıyor gibi çok yanlış bir anlayış var bu konuda. Ama biraz şuna bakmalıyız. Hani bir kadın kendi yaşamını değiştirmek istediğinde ki bu çok da büyük bir karar, bunu da farkına varmak lazım. Örneğin evinden çıkıp sığınağa gitmek demek, bütün yaşamını bırakmak ve muhtemelen bir çantayla yeni bir yaşama ve bir bilmediğiniz bir yerde ve geçici olduğunu da bildiğiniz bir yerde yeni bir yaşama doğru adım atmak demek. Kadınlar bu cesareti gösteriyor ama başvurdukları kurumlar onların bu cesaretini karşılayacak, onlara hak ettiği destekleyici ve destekleyicinin de ötesinde saygın bir insan muamelesi yapacak bir karşılamada bulunamıyorlar. Bu konuda çok önemli bir eksikleri var. Bunu geçmenin yanı sıra bir de şöyle bir önemli nokta daha var. Bu köstekler yalnızca devlet tarafından değil, aslında toplumun başka yerlerinde de. Mesela yine biz sadece merkezi hükümeti değil, belediyelerin sorumluluklarını da burada görmeliyiz. Mesela belediyeler ne yapıyor kadına yönelik şiddetle mücadelede? Burada bir çalışmaları var mı? Kendi belediyenin farklı kurumları içerisinde bu çalışmayı, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bütünlüklü olarak ele alabiliyorlar mı? Buna bakmak lazım. Bugün bu açıdan adım atmış örneğin çeşitli yerel yönetimler var. Kapsamlı şiddetle mücadele eylem planlarına yakın, bunu yapan ya da buna yakın bir çalışma yürütmeye çalışan. Fakat oralarda da kurumsallaşamamak ve böyle yıllara yayılan ve işte belediye başkanları örneğin ya da kadrolar değişse de bunu sabit tutacak bir gelenek kurmakla ilgili önemli bir eksikliği görüyoruz. Bir yandan da bu yalnızca tabii ki bütün bu anlattıklarım devlet çok önemli. Fakat aynı zamanda her zaman şunu da hatırlamakta fayda var. Şiddet bir de bizlerle ilişkili. Yani şiddete maruz kalanlar biz kadınlarız. Ve işte şiddet uygulayanlarda toplumda tanıdığımız bildiğimiz sıradan erkekler. Biraz hani bizim hem bu sıradanlığı görmemiz hem de biz yaşamımızda ne yapıyoruz şiddeti durdurmak için buna dair de bir düşünmeye de gerektiriyor. Kendimizin nasıl davrandığımıza, örneğin birisi şiddet uyguladığında ya da şiddete maruz kaldığında buna tanık olduğumuzda ne yapıyoruz? Ya da bir eşitsizliğin yeniden üretildiğini gördüğümüzde
ne yapıyoruz bununla ilgili? Bu yakınımız birisi olduğunda ne yapıyoruz? Nasıl düşünüyoruz? Neyi görmezden geliyoruz? Bunlara bakmak önemli. Burada bu alanda çalışan pek çok feminist örgütün çalışmasına, yapıp ettiklerine bakmanın ve onu yaygınlaştırmanın bu yüzden önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Burada hani bilgiyi yaymak tabii ki elbette başlı başına yeterli değil. Çünkü burada biz kendi yaşamlarımızla ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bu da yalnızca bilgiyle değil, bizim bir durup hani ben burada yaşamımdaki farklı iktidar ilişkileri içerisinde ne yapıyorum diye her zaman kendimize de bakmamız ama daha sonra da bunu elbette bir toplumsal bir konu olarak ele alarak bir mücadele alanıyla da hem birbirimizi dönüştürdüğümüz bir toplumsal sorumluluk açısından ele almamız ama aynı zamanda da buradaki örgütlü mücadelenin sesine kulak vermek ve onu yaygınlaştırmak ve dahil olabiliyorsak da bir ucundan desteklememiz ya da dahil olmamızın bir dönüştürme potansiyeli bulunuyor. Bunun için de daha böyle bu alanda deneyimli yerlere o yüzden bir gözümüzü kulağımızı vermemiz ve biraz daha onların sözlerini bu popüler diyeceğim kamusal alanda daha fazla, kamuoyunda daha fazla yere ulaşabilecek olana taşımak önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Teşekkür ederim. Ben bunu söylediklerimde Mor Çatı'nın yaptığı çeşitli çalışmalardan da yararlanarak, hep onları da zaten aklımın bir kenarında düşünerek bir özet diyebileceğim bir formda anlatmaya gayret ettim. Her zaman zaten bunların daha fazlasını da hem Mor Çatı'nın hem de başka kadın örgütlerinin çalışmalarında bulabilirsiniz. Teşekkür ederim.